Yalıtkanlık direncini ölçme. Megger cihazıyla elektrik tesisatı kabloları arasındaki yalıtkanlık direncini ölçebiliriz. Elektrik tesisatında enerji ve alıcı bağlı olmadan faz, nötr ve toprak iletkenleri arasında ölçülen dirence tesisatın yalıtkanlık direnci denir. Yalıtkanlık direncini ölçmekteki amaç tesisat kabloları arasında temas veya sızıntı akımının belirlenmesidir. Bu işleme tesisatın izolasyon testi de denir. Bir tesisatın yalıtkanlık direncini ölçmek için şu işlem sırası takip edilir. Tesisattaki enerji kesilir, tesisata bağlı bütün alıcılar devre dışı bırakılır. Problar, Megger cihazının izolasyon ölçme uçlarına takılır. Ölçme kademesi, tesisatın gerilim değeri 220 volt veya 380 volt kademesine getirilir. Her ölçmede parmak test butonuna basılı tutulup direnç değerinin bir değerde sabit durması beklenir. Direnç değeri sabitlenince değer okunup kaydedilir. Tesisat 3 faz ise önce faz iletkenleri arasındaki dirençler Megger cihazıyla ölçülür ve kaydedilir. Faz ve nötr iletkeni arası direnç ölçülür ve kaydedilir. Faz ve toprak iletkeni arası direnç ölçülür ve kaydedilir. Nötr ve toprak iletkeni arasındaki direnç ölçülür ve kaydedilir. VDE standardına göre çeşitli sebeplerin etkisiyle iki iletken izolasyonu arasındaki arıza akımının 1 mA'ı geçmemesi gerekir. 220 volt çalışma gerilimi olan tesisatta yalıtkanlık direnci sınırı şeklinde hesaplanır. İzolasyon testinde ölçülen yalıtkanlık direnci 220 kΩ değerinden daha yüksekse tesisatın izolasyona uygundur. 380 volt çalışma gerilimi olan tesisatta yalıtkanlık direnci sınırı şeklinde hesaplanır. İzolasyon testinde ölçülen yalıtkanlık direnci 380 kΩ değerinden daha yüksekse tesisatın izolasyona uygundur. Bu hesaplama şekli tesisatların diğer çalışma gerilimleri için de uygulanabilir. Şimdi de daha net bir şekilde anlamak için Megger cihazıyla bir fazlı tesisatın yalıtkanlık direncini ölçelim. İşlem basamakları 1. Tesisattaki enerji kesilip tesisata bağlı bütün alıcılar devre dışı bırakılır. 2. Ölçme kademesi 250 volt kademesine getirilir. 3. Problar Megger cihazının izolasyon ölçme uçlarına takılır ve bu izolasyon ölçme uçlarına takılan probların diğer uçları bir fazlı priz uçlarına temas ettirilir. 4. Ölçmeye başladığınızda parmağınızı test butonuna basılı tutup direnç değerinin bir değerde sabit durmasını bekleyin. Direnç değeri sabitlenince okuyup kaydedin. 5. Faz ve nötr iletkeni arası direnci ölçüp kaydedin. 6. Faz ve toprak iletkeni arası direnci ölçüp kaydedin. 7. Nötr ve toprak iletkeni arasındaki direnci ölçüp kaydedin.